Kaz dağları, piknik yapmak serbest, ormanları korumak yasak. Kanadalı Alamos Gold Altın Şirketi'nin Kaz Dağları'ndaki varlığı sürüyor. Devletin hedefinde ise Alamos değil, ona karşı yapılan protestolar var. Kaz Dağları'nda Alamos Gold isimli Kanadalı Altın Şirketi'nin ağaç katliamı büyük tepki doğurmuş, harekete geçen yöre halkına Kanada'dan eylemlerle destek gelmişti. Kaz dağlarını yok edecek siyanür havuzları ve cehennem çukurları için yapılan projeler henüz iptal edilmedi. Büyük tepki gören doğa alanına karşı yöre halkı tetikte. Yer yer başka kentlerden gelen eylemcilerin protestoları ise engellemelerle karşılaşıyor. Pandemi bahanesiyle nöbeti bitirmek istediler. Covid-19 pandemisine ilişkin Çanakkale İl Umumi Hıssı Kurulu'nun aldığı ilk kararlardan biri, protestoların ilk döneminde büyük bir kitlesellikle gerçekleştirilmiş olan su ve vicdan nöbeti eylemlerinin devamı olan protestolara engel koymak oldu. Hıfzı Sağ Kurulu salgın döneminde virüs bulaşıcılığını önlemek için orman müdürlüğünün izni olmadan ormanlık alanlarda piknik yapılması, bu alanlara girilmesi, orman vasfını taşıyan yerlerde konaklamanın yasaklanmasına, drone uçurulmasının yasaklanmasına karar verilmiştir kararını 20 Nisan 2020 tarihinde yurttaşlara tebliğ etti. Böylece Kaz Dağları'nda çadırlı nöbet tutulması yasaklanmış oldu normalleşme süreci ile birlikte mesire alanları, plajlar, parklar ve AVM'ler açılırken yurttaşların ormana girişine izin verilmiyor, ayrıca 1 Haziran'dan itibaren yapılan günlük yürüyüş eylemleri dönüşünde jandarma ekipleri tutanak tutmaya başladı. Durun uçuşlarını da yasaklayan Hıfzı Kurulu, böylece çalışmalarını sürdüren şirketin doğa alanının belgelenmesini de engellemiş oluyor. Nöbet tutan yurttaşlara gözaltı. 320. gününde su ve vicdan nöbetini sürdüren gruplara destek olmak için bölgeye giden iki kişi gözaltına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan iki kişi tehditlerle serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlara tekrar alana girmek isterlerse yeniden gözaltına alınacaklarını söyleyen jandarma ekipleri nöbet alanına kimsenin girişine izin vermedi. Kesilen cezalar 100 bin lirayı geçti. 324 gündür su ve vicdan nöbeti için bölgede konaklayanlara da ceza alıyor. İl hususa tarafından ormanda dolaştıkları gerekçesiyle yurttaşlara kesilen cezalar 100 bin lirayı geçti. Şirket, kamuoyu ilgisinin dağılmasını bekliyor. Alamaz Gold, projeyi portföyünde sunmaya devam ediyor. Ayrıca şirketin su ile ilgili çalışmalara devam ettiği, ruhsatın uzatılıp uzatılmayacağı konusunun ise şeffaflıktan uzak bir şekilde belirsizliğini koruduğu edinilen bilgiler arasında. Şirketin kamuoyu ilgisinin dağılmasını beklediği düşünülüyor. Arkadaşlar videomuz için beğene tıklarsanız YouTube videomuzu daha çok arkadaşımıza önerecektir ve kaz dağlarına ilgi dağılmayacaktır. Vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.